Ya ne biçim çocuksun sen? Canımdan bezdirdin beni. Bunu da sen yaptın değil mi? Sen. Evet. Ne istedin ayakkabımdan? Nasıl gideceğim ben şimdi? Şımarık terbiyesiz. Hadi hanım, selametle. Hadi hadi. Hadi. Bay bay. Oh. Tamam Nazan Hanım. Anlıyorum, haklısınız. Bakın bir saniye. Elbette haklısınız. Ama yine de hemen bir karara varmadan isterseniz bunu bir konuşalım. Öyle mi? Peki ne yapalım? Hayırlısı olsun o zaman. Anlamıyorum ki abi, bu kaçıncı? Kaçıncı dadı bu? En iyi yerlerden, referansı en iyi olanlardan seçiyorum. Kadınlar 3 gün sonra kaçıp gidiyor. Selim istemiyor dadıları. Yapmadığını da bırakmıyor. Annesi öldüğünden beri bambaşka bir çocuk oldu. Sığınacak limanı yok Melih abi. Kendi fırtınalarında savrulup duruyor. Ben de çare olamıyorum. Benim de sevgim yetmiyor artık. Annesini özlüyordur. Anne şefkatini, anne sevgisini arıyordur. Ondandır hırçınlığı. Anlayış göstermek lazım. Her çocuğun annesinin sevgisine ihtiyacı vardır. Her annenin de çocuğunun o masum sevgisine ihtiyacı olduğu gibi. O şahitlerin ifadeleri kondu mu bu dosyaya Merve Hanım? Evet Ayhan Bey. Hepsi tamam. Yeni duruşma tarihi de aldık. Önümüzdeki ayın 18'i. Teşekkür ederim. İyi oldu bu. Neyse. O işte yoluna girer. Bir de evde işleri yoluna koyacak birini bulsaydım. İstemiyorum. Ablacığım. Abla lütfen. İstemiyorum. Abla. İstemiyorum. Abla, bebeğim. İyi misin? Canım benim. Aa, Ayhan Bey. Geçerken olanları gördüm. Şey, kıyamadım çocuğa. Farkındayım. Gideceğin yere bırakmak isterim Merve. Size zahmet olmasın? Olmaz, ben bırakayım seni. Hoş geldin. Abla hayırdır? Ne oldu? Neden suratına sık? Yoksa Selim'e mi bir şey oldu? Yok Ayhan, Allah korusun.
Okuldan erken geldi Selim. Sordum pek anlatmadı. Ne yapsam sakinleştiremedim. Odasına girdi, daha da çıkmadı. Abla, keşke bana haber verseydin. Ben seni ne için çağırdım? Selim'in başında olasın diye. Biliyorsun, annesi öldüğünden beri ikimiz de kendimize gelemedik. Neyse, ben bir Selim'in yanına gideyim. Oh, çok şükür. Dada olayı açılmadı. Aslan oğlum, geldim. Ne oldu, anlat bakayım. Bugün okulda arkadaşlarım annelerine anneler günü hediyesi yaptı. Ama benim annem olmadığı için ben yapmadım, yapamadım. Oğlum, senin annen melek oldu. O hep senin yanında aslında. Ama sen göremiyorsun sadece. O seni asla yalnız bırakmaz. Ben üzgünken yanıma gelirdi. Benimle konuşurdu. Bana sarılırdı. Hani nerede? Yok işte. Yok. Görüşme teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Merve Hanım. Pardon, Merve. Selim'in anne sevgisi ve şefkatine ihtiyacı olan bir çocuk olduğunu biliyorsun. Merve, ben düşündüm ki ona bu sevgi ve şefkati bir tek sen verebilirsin. Ama ben... Ama sana bir teklifim var. Benimle evlenir misin? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merve, tanıştırayım. Ablam Aliye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunları odanıza çıkarın. O zaman vakit kaybetmeden hemen sofraya geçelim. Buyurun. Ablacığım, Selim nerede? Geldiğimizi duymadı mı? Vallahi en son odasındaydı. Duymamıştır. Selim! Aslan oğlum! Bak biz geldik. Hadi aşağı bekliyoruz seni. Ayhan, üzerine varma istersen. Biliyorsun, huzursuz biraz. Olmaz öyle şey. Selim'ciğim, tanıştırayım. Merve, eşim. Seni istemiyorum. Benim annem öldü. Sen de öl. Git bu evden. İstemiyorum seni, anladın mı?
git bu evden. Selim. Merve, rahatsız olma. Başka bir odada yatarsam evdekilere bunu izah etmek zor olur. Burada yatacağım. Rahatsız olmazsın umarım. Yok, olmam. Ama siz orada rahat edebilecek misiniz? İsterseniz ben orada yatayım. Yattım bile. Ama sen yarın sabah Emine gelmeden bunları dolaba kaldır. Görmesin. Elbette kaldırırım. Teşekkür ederim. Niçin? Anlaşmamıza sadık kaldığınız için. Ayhan! 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 Ayhan, Selim yok. Nasıl yok? Her yere baktım, yok. Kaçmış. Selim. Selim. Oğlum. Selim. 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 Selim, neredesin? Selim. 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 Oğlum. Selim. Selim. Merak etmeyin Ayhan Bey. Tüm birimlere eşkalini bildirdik. Tahminimizce çok uzağa gitmiş olamaz. En kısa sürede bulacağız. Tamam memur bey. Teşekkür ederiz. Müsaadenizle. Nasıl yapar böyle bir şey? Nasıl yapar? İyi akşamlar memur bey. Aklım almıyor. İsyan etti işte çocuk. Çok üzüldü. Kolay değil tabii. Abla. İçim yanıyor zaten. Selim. Selim. Selim, kalk oğlum. Ah be çocuk. Selim. Çok şükür. Oğlum. Selim, oğlum. Neredeydin oğlum? Neden böyle bir şey yaptın? İstemiyorum onu bu evde baba. Gitsin evimizden. Nefret ediyorum ondan. Selim. Neden onunla evlendin? Ben burada halamla senle mutluydum. Çok üşüyorum.
Günaydın. 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 Ne oynuyorsun Selimciğim? Yeni bir oyunluk dedim baba. Ama bu tablet çok yavaş. Yeni bir tablet lazım olacak yani ha? Evet. Ben ofise gidiyorum. Akşama görüşürüz. Güle güle. Bugün yaramazlık yapmayacaksın değil mi oğlum? Hı hı. Hadi bakalım. Ben seni geçireyim. İnan Selim çok iyi çocuktur. Annesinin ölümüyle çok değişti. Ama seninle eski günlerine dönecektir. Ben de elimden geleni yapacağım Ayhan. Bundan emin olabilirsin. Sözümü tutacağım. Selim, okula ben götüreyim mi bugün seni? İstemem, ben okula gitmeyeceğim. Sen nasıl istersen paşam. Ama okula giderse daha iyi olmaz mı? Hem arkadaşlar onu bekliyordur. Sana ne? Ben gitmeyeceğim işte. Salih dayı, görüyor musun? Daha ilk günden neler yaptı kadıncağıza. Yok yok, gelin hanım da kaçacak dadılar gibi. Dur sen de şimdi, felaket tellallığı yapma. Biraz zor olacak belki ama zaman her şeyin ilacıdır. Ali hanım da hiçbir şey söylemiyor Selim'e. İşine gelmiyor. Ayhan Bey'in onu tekrar memleketine göndermesinden korkuyor tabii. Ayıp ayıp. Nereden çıkarıyorsun bunları? Hem sen işine bak. Ayhan Bey bu dediklerini duymasın. Eve geliyorum. Selim'e de söyle hazırlansın. Onun çok sevdiği restorana gidiyoruz. Çok düşüncelisin Ayhan. Tamam, hemen hazırlanıyoruz. Selim, sana çok güzel bir haberim var. Babam bizi yemeğe götürüyor. Ben gelmeyeceğim. Ama senin en sevdiğin restoranmış. Hadi beni kırma. Sana kıyafet hazırlayayım. Ben giyinirim, sen çık. Çabuk. Selim.
Ablan çok güzel yemekler hazırlatmış. Şey, istersen yarın akşam çıkalım yemeğe. Peki o zaman. Gelmek üzereyim. Tamam, görüşürüz. Yaptıklarının birine bile kızmadım. Seni asla üzmeyeceğim. Ve hep çok seveceğim. Merak etme. Selim'e çok iyi bakacağım. Onu hep seveceğim ve koruyacağım. Nur içinde yat. Bakalım yakışıklı uyanma vakti. Bak hava ne güzel. Kalkmayacağım işte, git odamdan git. Seni istemiyorum. Mızıldanmak yok. Bugün okula ben götüreceğim seni. Nedenmiş o? Belki akşam sana bir sürpriz yapabilirim. Nasıl bir sürpriz? Sürprizler söylenmez. Hadi bakalım giyinme zamanı. Ah Selim, ah. Emine sen bunu yok et, ben diğerini giyeceğim. Hanımım. Lütfen bunu hemen ortadan kaldır. Hadi gidelim canım. Sen gelme, ben servisle gideceğim. Ama tatlım demin tamam demiştin. Vazgeçtim. Emine koş servise bindir. Peki efendim. Nereye gidiyorsun? Biraz dolaşıp geleceğim. Tabii, buldu parayı. Alışveriş yapacak. Abi dava bizimdi ama karşı tarafın avukatı karar geciksin diye ek süre istedi. Hakim bey de kabul etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Dur be hanım, sakin. Daha önce de başımıza geldi bu tip işler. Hem her işte bir hayır vardır. Nasıl sinirlenmeyeyim abi? Gecemi gündüzüme kattım. Çok çalıştım bu dava için. Tam karara bağlanır derken... Ayhan bak ne güzel kendin söyledin. Gecemi gündüzüme kattın diye. Evlendiğinden beri kendini iyice işine verdin. Merve'yi ve Selim'i ihmal ediyorsun. Onların sana ihtiyacı var. Ama abi daha bir sürü dava var çalışmam gereken. İtiraz istemem, bugün izinlisin. Git ailenle güzel bir vakit geçir. Çıkın gezin hadi. Tamam Melih abi. Söyle aslan oğlum benim. Baba eve gitmeyelim hemen. Nereye gidelim oğlum? Luna Park'a. Peki. Ama önce eve gidip Merve'yi de alalım. Merve nereye gitti abla? Bilmem. Ben de çok merak ettim. Sorunca da söylemiyor ki. Hadi bana söylemiyor. Bak senin de haberin yok. Tamam abla tamam. Biz Selim'le biraz dolaşacağız. Tamam, geç kalmayın. Anneciğim, o hala burada. Ama söz veriyorum, onu
evden göndereceğim. Bu evde senden başka anne olmayacak. Seni bu evden göndereceğim. Göreceksin. Ben de sana kendimi sevdireceğim küçük bey. Neden çağırdın beni? Evde konuşmak istemedim. Bak Merve, seni kırmayı hiç istemem. Ama sen bu evliliği Selim'e annelik etmek, onunla ilgilenmek için kabul ettin. Lütfen Selim okuldan geldiğinde evde ol. Ama ben... Hem dışarı çıkarken bir büyük olarak ablama nereye gittiğini söylersen iyi edersin. Hele de sorarsa. Seni merak ediyoruz Merve. Dün neredeydin? Ben Selim'in istediği o yeni tabletlerden almaya gitmiştim. Uyuduktan sonra başucuna koyarak sürpriz yaptım. Sorun olabileceğini düşünemedim. Merve, Merve dur lütfen. Ben eve geç kalmayayım. Merve, özür dilerim. Sorun değil. Bu arada bizim büronun 10. kuruluş yıl dönümü var. Senin de katılmanı istiyorum. Gerçekten mi? Elbette. Hem büroya hizmetleri dokunmuş biri olarak, hem de eşim olarak seni de yanımda görmek isterim. Peki. Ben de gelirim o zaman. Teşekkür ederim. Kuzum, dikkat et, çok havuza yaklaşma. Bir şey olmaz. Beraber oynayalım mı Selim? Ne oynuyorsun? Seninle oynamam ben. İstemiyorum. Tamam, hadi oynayalım. İstop biliyor musun ki? Biliyorum tabii. Hadi sen başla. Merve. Selim. Merve. Selim. Merve. Oh. Bu tarafa gel. İyi misin sen?
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Toplantı sandığımdan uzun sürdü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum, aslan oğlum. Aslan oğlum benim. Merve? Hı? Koluna ne oldu? İyiyim, iyiyim. Benim hatam. Sen gittikten sonra Selim'le bahçede top oynamaya başladık. Tabii çok uzun zaman olmuş, acemilik yaptım. Kaydım, düştüm. Önemli bir şey yok. Ya Allah korudu valla. Bir anda düştüm Merve, biz de anlamadık. Hı hı. Çok korktum bir şey oldu mu diye. Ama çok şükür önemli bir şey olmamış. Buyurun, yemek hazır. Allah rızası için dikkat edin. Vallahi yüreğim ağzıma geldi. Bu eve artık yine ne oldu sorusuyla girmek istemiyorum. Daha dikkatli oynarsınız değil mi oğlum? O zaman hadi bakalım sofraya. Aslan oğlum benim. Hayırdır Ayhan, çıkıyor musun? Eve gidip biraz çalışacağım. Çok önemli bir dava bizim için. Karşı taraf çok sıkıştırıyor. Mutlaka kazanmamız lazım. Kaybedersek bizim için kötü olabilir. Tabii holding için de. O kadar dert etme. Sen ne davalar kazandın. Evelallah, bunu da üstesinden geleceksin. İnşallah abi. Kaç zamandır konuşamadık. Nasıl gidiyor evlilik? Çok şükür abi, iyi gidiyor. Merve çok özverili ve sevgi dolu davranıyor Selim'e karşı. Zaman içinde çok daha güzel olacak. Merve pırlanta gibi kızdır. Bu işin de üstesinden geleceğine eminim. Hadi ben çıktım. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hadi Selim, çok terlisin. Gel üstünü değişelim. Yoksa hasta olacaksın. Hadi üstünü değişelim. Ben de oynamak istiyorum. Karışma bana. Yapma böyle Selim'cim, lütfen. Selim, oğlum. Bacağıma bir şey oldu baba. Bacağım kırıldı. Dur, korkma oğlum, kırılmamıştır. Bas bakayım şöyle. Babacığım, Merve bacağımı vurdu. Ne? Yapmaz öyle şey oğlum. Babacığım vurdu, çok acıyor. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapmadım Selim'cim, söylesene canım. Camdaydım ben. Utanmadın mı el kadar çocuğa vurmaya? Biraz daha dikkatli davranabilirdi. Ayhan, dinle beni. Gerçekten ben bir şey yapmadım. İnan bana. Salih dayı, arabayı hazırlar mısın? Ayhan Bey Selim'i doktordan getirdiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Odasına kapandı. Ne yemek yedi, ne su içti. Doktor önemli bir şey olmadığını söylemiş. Ama Aliye Hanım yangına körükle gitti. Keşke o kadar sert konuşmasaydı. Merve Hanım çok üzüldü. Vallahi Aliye Hanım da hep Selim'den taraf oluyor. Bir kere bile Merve Hanım'a güler yüz göstermedi. İnşallah Ayhan Bey sakinleşir de
olay fazla büyümeden kapanır. İnşallah. Hı hı. Daha ne kadar konuşmayacaksın benimle? Ayhan, ben Selim'i asla el kaldırmadım. Kendiliğinden düştü, ben bir şey yapmadım. Çok yorgunum Merve. Lütfen böyle yapma. Güven bana. Geçti mi bacağın? 3 gün oldu babası. Kalmadı bir şeyi. Hadi ben bırakayım bugün seni okula. Abla, çıkıyoruz biz. Güle güle Ayhancığım. Sana da güle güle kuzucuğum. Merve, sen akşam 8 gibi hazır ol. Şoför gelip seni alacak. Şımart. İyice şımart. Sen çıksın tepemize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk Melih abi. Merve. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayhan. Ayhancığım. Biz şöyle kenarda konuşsak da hanımları baş başa mı bıraksak acaba? Ha evet, çok iyi olur. Kesinlikle. Buyurun. Anladığım kadarıyla iyi gidiyor evlilik. Ayhan'ın seni nasıl kıskandığına bakılırsa. İyi gidiyor. Her şey yolunda. Çok sevindim. Çok yakışmışsınız birbirinize. Selim ne yapıyor? Küçük sevimli yaramaz. Ne yapsın o da? Alışmaya çalışıyoruz birbirimize. Thank you.
nasıl yaparsın bunu? Tamam Merve. Tamam. Kızım. Yapma ne olur. Yapma bak. Ben gerekeni yapacağım. Söz veriyorum. Ne olursun ağlama. Şimdi beni iyi dinleyin. Bir daha bu evde Merve'yi ağlarken görmeyeceğim. Sen de Küçük Bey. Sakın bir daha Merve'yi üzmeyeceksin. Merve bu eve sana anne sevgisini vermek için geldi. Ben bir şey yapmadım ki. Senin annenin resmi yırtılsa hoşuna gider mi? Merve kızını ve kızının babasını yıllar önce bir kazada kaybetmiş. O yüzden yaralı. Onun tek istediği senin mutlu olma. Ölmüş bir çocuğun resmini parçalamak ne demek aklım almıyor. Ne diyorsun sen Ayhan? Son kez söylüyorum. Merve'ye kimse bir daha zarar vermeyecek. Bu dediklerimi aklınıza kazıyın ve hiç unutmayın. Selim'im, dışarıda hala hanım yalnız. Hadi sen de çık istersen biraz. Ben burada yiyeceğim. Ama Selim'im. Buyurun hanım. Kolay gelsin. Bir şey mi lazımdı hanımım? Yok. Selim, canım. Bugün okulda yok. Gel istersen biraz dışarı çıkalım. Parka gideriz. Ne dersin? Bence sen bu teklifi kabul et Selim. Ben hemen çantamı alıp geliyorum. Thank you.
Süt müsür? Sen görürsün. Ben mısır istiyorum. Tamam. Buyur abla, süt mısır. Kolay gelsin, bir tane mısır alabilirim. Tabii abla. Buyur abla. Afiyet olsun. Erkek çocuğu gördünüz mü? Yok kardeş. Görmedim. Tamam. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Daha neler yapacağım neler. Amirim, bir haber var mı? Anlıyorum. Tüm ekipler arıyorlar yani. Daha başka ne yapabiliriz amirim? Size gidebileceği tüm yerleri tarif ettim. Evde mi bekleyelim? Peki amirim. Peki. Of. Peki, iyi akşamlar. Yok, bu iş böyle olmayacak. Melih gelsin, biz bölgeyi bir daha arayalım. Nerede kaldı o da? El kadar çocuğa nasıl sahip çıkamazsın Merve? Ayhan, sadece yanından bir dakika ayrıldım. Bir dakika. Mısırı aldım, döndüm, yoktu. O yaştaki çocuğu nasıl yalnız bırakırsın? Ya mısır isteyince alayım dedim. Ayhan, arkamı döndüm, yoktu. Ya ne bileyim, beraber gitseydiniz bari. Ayhan, çok özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Bırak Allah aşkına ya. İlk defa beraber sokağa çıktınız. Onda da çocuğu kaybetti. Ya olacak şey değil. Ya küçücük çocuk. Kendi başına bir şey yaptırılır mı? Nereye gidiyorsan al yanında götür. Selim, bir tanem. Ne yapıyorsun sen burada? Sen hep buradaydın, değil mi? Sen benden saklandın. Sen bilerek ortadan kayboldun. Ne yaptı sen yaptın? Geldin ya. Allah'a çok şükür. İyisin ya. Selim, iyi ki buradasın. Neden kızmadın? Çok korktum Selim. Çok korktum. Ama sana şu an bir şey olmadığı için o kadar mutluyum ki. Ne yaptın bu saate kadar bir tanem? Bak, üşümüşsün de. Hadi eve gidelim. Babam meraktan deliye döndü. Halan da öyle. Babam kızacak. Hayır,
kızmayacak. Hadi gel şimdi. Oğlum, Aslı'nım, neredesin ha? Ne oldu sana? Ah, çok şükür. Oğlum, anlatsana. Baba, ben orada bekledim. Sonra Merve abla dönmeyince onu aramaya başladım. Kayboldum. Sonra eve geldim ama bahçede şey yaptım. Ne yaptın bahçede? Yaşlı bir beyefendi getirdi Selim'e. Selim tarif etmiş eve adamcağıza. Ben bahçedeydim. O da getirip bana teslim etti. Onu söylemeye çalışıyor. Dua edelim de sağ salim döndü. Günaydın. Ayhan. Ayhan dur. Ne olur beni böyle görmezden gelme. Yokmuşum gibi yanımdan geçip gitme. Ben çok üzgünüm. Duruşmam var Merve. Sonra konuşuruz. Bana dayanma gücü ver. Bu güçle Selim'e anne sevgisi vermeme yardım et. O iyi bir çocuk. Anne sevgisine muhtaç. Pastamızı keselim. Annem sana kocaman dilimi verdi. O benim annem değil. Ondan nefret ediyorum. Onun çocuğu öldü. Kötü bir kadın o. Ben senden pasta istemiyorum. Gidecek bu evden. Defol bu evden. Anlamıyor musun? Git diyorum, git. İstemiyorum senin hediyeni, defol. Ne yapıyor bu?
Bu yaptığın kabul edilir değil küçük bey. Doğa hep bugün doğum günü. Tamam çocuğum, tamam. Merve, iyi misin? Aşağıda olanları gördüm. İnan çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Selim'i artık hiç anlayamıyorum. Lütfen bir de sen kendini üzme. O daha çok küçük. Zamanla benimseyecek, alışacaktır bana. Olur böyle şeyler. Hadi kalk. Dışarıda biraz hava alalım. Hatırlatmak istemem ama bugün olanları lütfen gerçekten unut. Biz daha yolun başındayız. Biz daha yaşamaya başlamadık. El ele verip birbirimize dayanırsak ancak o zaman ilerleriz. Oturalım. Evde olup bitenin farkında değilim sanma. Ben susuyorsam aile saadeti için susuyorum. Özellikle de Selim'in mutluluğu için. Ablam senelerini verdi Selim'e. Annesi öldüğünden beri bizimle. Sen onu hoş gör. Zamana ihtiyacı olduğunu biliyorum Ayhan. Ben senin oğlunla ya da ablanla arana girmek istemiyorum. Anlayışına minnettarım Merve. Bak görüyor musun? Gelmediler hala. Selim, oğlum. Çok da ateşi var. Doktor mu çağırsak acaba? Gerek yok. Merak etme, iyileşecek. Emine, bana sirkeli su getir. Hı hı. Bir de bol miktarda tülbentle bez getir. Hı hı. Hemen. Herkes dışarı çıksın. Hadi, hadi, hadi.
Merve. Hadi uyan canım. Perişan olmuşsun. Hadi yatağına yat da dinlen biraz. İyiyim ben Ayhan. Sağ ol ama... Selim uyanmadan bırakmam. Hem... ilaç saati gelmiş. Çok teşekkür ederim Merve. Günaydın Ayhan. Selim nasıl oldu? İyileşti çok şükür. Merve bütün gece baktı ona sağ olsun. Sendeki şu çalışma azmine bayılıyorum vallahi. Bu ne hırs kardeşim? Abi beni tanıyorsun. Ben hep öyleydim. Ayrıca bu hırs değil ki. Meslek ahlakı. Haklısın kardeşim, haklısın. Hangi dava bu? Hani geçenlerde ertelenen holding davası. Artık hakim bey bir karar verir diye işi sağlam alıyorum. Biliyorsun bizim için ve onlar için çok önemli. Hatırladım. Evet çok önemli, haklısın. Yardım edecek bir husus var mı? Yok abi, bitirdim sayılır. Birazdan çıkarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yorgunum. Emine yemeği hazırladı bahçeye. Yarın çok önemli bir davam var. Ay kazanırsın inşallah. Ben de öyle umuyorum. Şu dosyayı benim çalışma odama bırakabilir misin lütfen? İçinde yarınki duruşma için şahit ifadeleri var. Çok önemli. Ortalıkta kalmasın. Tamam. Sen görürsün günler. Oy, ay yakışıklım benim. Oy oğlum benim. Oy, al bakalım. Ben size bir fincan çay getireyim hanımım. İyi olur. Merve, dünkü sana verdiğim dosya nerede? Masanın üstüne koydum. Yok masada. Bakalım gidip. Bakalım peki. Hadi. Ben o dosyaların hepsine baktım. Yok. Onu diyorum işte, yok. Ama ben buraya bıraktım. Sana önemli dedim. Şahitlerin ifadeleri dedim. Merve, geç kalıyorum. Allah aşkına bul şu dosyayı. Ayhan... Ayhan ne oluyor? Dosya kayıp. Ben sana dedim, seni göndereceğim bu evden. Şu hale bak. Şu hale bak. Saat kaç oldu? Hadi bul artık şu dosyayı. Merve, o ifadeler olmazsa ben bu davayı kaybederim. Hatırlamaya çalış. Nereye koydun dosyayı? Bulamaz ki, bulamaz ki. Ben buraya bıraktım dosyayı. Emine, acaba sen odayı topladın mı? Yo, ben bu odaya hiç girmedim. Yıllardır bu evde hiçbir dava dosyam kaybolmadı. Of, önce çocuk, şimdi bu. Sana neyi emanet etsem kayıp mı edeceksin? Keşke güvenip dosyayı sana vermeseydim. Sonunda seni evden gönderebileceğim. Hadi Selim'cim, yürü gidelim. Hmm.
Bu ne ya? Allah Allah. Aha. Şimdi bunu yaptım diye bana kızdın ama gitmiyordu anne. Ondan yaptım. Şimdi kesin gidecek. Babam gönderecek onu. Salih dayı. Salih dayı. Beyim. Salih dayı, bu nasıl çöpe girer? Merve odaya koydum diyor. Hadi aşağıda unut diyelim. Oradan alıp çöp diye kim atar bunu? Biz aşağıdaydık. Ali Hanım yatmıştı. Merve Hanım yukarı çıkmıştı. Selim neredeydi? Beyim. Belki de Selim yapmamıştır. Ne belkisi Salih Dayı, ne belkisi. Selim nerede? Demin bahçeye çıkmıştı. Selim, bir bakar mısın? Evet küçük bey. Bu dosya nasıl çöpten çıktı? Bilmiyorum baba, ben atmadım. Selim, bu dosya benim için çok önemliydi. Daha da önemlisi, benim Merve'ye kızacağımı biliyordu. Böyle bir şey yapmamalıydı. Ben yapmadım baba. Ve en önemlisi, şimdi hala yalan söylüyorsun. Selim, sen ne zaman böyle bir çocuk oldun? Ben yapmadım baba, ben yapmadım. Hadi yürü. Sanırım Merve'ye bir özür borcumuz var. Hadi. Efendim Melih abi, dava başladı mı? Abi, sen o yola, ben hemen çıkıyorum. Bana inanmazsan nasıl olacak Ayhan? Ne zaman bana güveneceksin Ayhan? Böyle konuşmamıştık. Ağlama paşa. Yok bir şey. Tamam, geçti. Tamam. Ağlama. Annem yoktu. Şimdi babam da yok. Babam da gitti. Olur mu hiç öyle şey Selim? Baban işe gitti. Akşama gelecek. Gelecek ama artık beni sevmiyor. Artık beni istemiyor. Belki de artık benim babam olmayacak. Selim'im. Ağlamacığım. Anne. Ağlama bir tane. Her şey onun yüzünden oldu. Onun yüzünden. Aç şu telefonu Merve. Özür dileyeceğim. Lütfen aç.
Hadi yat bakalım, uyu canım. Sana anne sevgisi verebilmeyi, seni bağrıma basabilmeyi başaramadım ben Selim. Çok istedim ama olmadı. Gelişimle seni daha çok üzdüm. Buna daha fazla izin vermeyeceğim. Nereye gider Merve? Niye sormazsın? Niye engellemezsin? Fırladı gitti diyorum sana. Çardak'ta oturuyordum. Baktım taksiye biniyor, yetişemedim. Zaten sorsan söyleyecek mi? Of abla of! Merve toparlanıp çıkana kadar siz kaç kişi neredeydiniz? Aç Merve şunu. Aç. Güzel kızım. Konuş istersen kocanla. Bak adam kaçtır arıyor. Çok yıprattın kendini. Perişan oldun. Ne konuşacağım teyze? Olmadı. Yapamadım. Selim'in yaralarını saramadım ben. Ona anne olamadım. Orada oldukça ona zararlı olacağım. Babasından da nefret edecek benim yüzümden. Vallahi bilemedim ki kızım. Bu kadar kolay mı pes edeceksin? İstersen bir daha düşün. Yok teyze. Kararımı verdim. Zaten Ayhan'a olan sözümü de tutamadım. Otur Sait Bey, hoş geldin. Hoş bulduk beyim. Telefonuna cevap vermiyor Sait Bey. Kırgın beyim, kırgın. Zamana ihtiyacı var. Anlıyorum da Sait Bey. Dosyayı bulamayınca deliye döndüm. Tamam, fevri davrandım ama... evi terk etmesini gerektirecek ne yaptım? Bak beyim... sana anlatacaklarım var. Merve Hanım çok kırıldı. Hani belki bana kızacaksın ama sana her şeyi anlatacağım. Abi, sabah buraya gelmeden önce baktım. Evlenmeden önce oturduğu eve de gitmemiş. Nereye gider abi? Nereye? Sakin ol Ayhan. Bir yere gitmez. Aklı başında kızdır. Onun bir teyzesi vardı. Uzaktan akrabası. Ara sıra gider onda kalırdı.
Ne istiyorsun Ayhan? Merve, seni çok kırdık biliyorum ama her şeyi öğrendim. Lütfen bizi affet. Bizim sana ihtiyacımız var. Salih dayı her şeyi anlattı. Düştüğü günü, kaçtığı günü. Çocuk işte. Merve, lütfen. Onun adına özür diler. Evine. Dönemem. Ben ne Selim'in yaralarını sarabildim, ne de senin bana güvenmeni sağlayabildim. Kimseyi mutlu edemedim. Hayır Merve, hayır. Sen kimseyi mutsuz etmedin. O daha bir çocuk. Yaptıklarını bu kadar ciddiye alma. Önemli olan Selim'in bana ne yaptığı değil. Anlamıyorsun. Önemli olan onun ne hissettiği. Selim çok mutsuz Ayhan. Alışacaktır Merve. Lütfen ona biraz zaman ver. Hiç sanmıyorum Ayhan. Sen de onu zorlamayı bırak lütfen. Senin sevgine çok ihtiyacı var onun. Şimdi lütfen git. Kalk kızım, kocan değil, Emine diye biri arıyor. Bu okulda böyle bir şey nasıl olur müdür bey? Oğlumun haline bakın. Burası seçkin bir okul. Böyle çocuklara müsamaha edilmemeli böyle bir okulda. Çok haklısınız. Ailesine haber verdik, gelmek üzeredirler. Cezalandırılmasını talep ediyorum. Buyurun. İyi günler. Ben Ayhan Adanır'ın eşiyim. Eşime ulaşılamamış, ben geldim. Buyurun hanımefendi, biz de sizi bekliyorduk. İlgilenilmesi gereken bizim çocuğumuz hanımefendi. Çok özür dilerim. Çocuğunuzun önemli bir şeyi yoktur umarım. Daha ne olsun hanımefendi, burnu neredeyse kırılıyormuş. Dudağı patlamış. Siz çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsunuz? Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz gereken disiplin cezasını vereceğiz. Siz çocuğu alın eve götürün hanımefendi. Yarın mümkünse eşinizle görüşmek istiyorum. İletirim ben kendisine. Teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun. Tekrar özür dilerim. Neden geldin okula? Neden kavga ettin arkadaşınla? Bana anlatmak ister misin? İstemem. Belli ki arkadaşın canını sıkmış. Ama keşke konuşarak halletmeye çalışsaydın. Selim, kaldırımdan inme. Elimi tut istersen. Selim! Selim dur! Thank you.
Doktor bey, nedir durumu? Biz elimizden geleni yaptık. Ancak hastanın hayati tehlikesi maalesef sürüyor. Baba, istemeden oldu. Abla, Salih de sizi eve götürsün. Hadi oğlum, biz gidelim. Senin yanındayım. Hep seninle beraberim yavrum. Merak etme. Ama sen böyle kötülükler yapınca çok üzülüyorum. Merve çok iyi bir insan. Seni çok seviyor. Bana söz ver. Merve'yi de babanı da üzme, olur mu? Onun senin sevgine ihtiyacı var. Geçecek beyim. Doktor bey. Birazdan eşinizi görebilirsiniz. Ama sadece 5 dakika. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Merve. Aç gözlerini artık. Ne olur. Kaybolduk biz sensiz. Yolumuzu bulamıyoruz. Sensiz yapamayız Merve. Lütfen aç gözlerini ve bizi affet. Merve! Merve! Duydun beni? Siz de perişan oldunuz burada benimle. O ne demek gelin hanımım? Ayhan Bey de hep buradaydı. İlk 3 gün başınızdan hiç ayrılmadı. Kahroldu hanımım. Ömründen ömür gitti beyimin. Başaramadım. Çok üzgünüm. Selim'e sevgimi veremedim. Bahçemizden çiçek topladım. Çok teşekkür ederim bir tanem. Bana kızgın mısın? Hayır. Sana bir şey olmadı diye çok mutluyum. Ben özür dilerim.
İyileşince bizimle eve gelir misin? Lütfen. Bizimle eve gelir misin? Anne. İkiniz de çok seviyorum.